Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını göstereceğim inşallah. Bugünkü modelim bu şekilde. Şöyle arka tarafını da ben göstereyim. Arka kısmı da bu şekilde. Bu modelden çok güzel çocuk örgüleri, atkı, bere yapılabilir. Dilerseniz bayan örgülerinde de yine kullanabilirsiniz. Bu modelim 6 ilmek ve katlarını oluşmakta. Lastik kısmında ben tekli lastik yaptım. Dilerseniz farklı modelden de lastik yapabilirsiniz. Ben şöyle 3 model yaparak göstereceğim. Bunun için 18 tane ilmeğimi attım. iki şiş üzerine. Ve hemen lastik yapmadan modelin kurulumunu göstermek istiyorum. Bebe yünü ve 3,5 numara şiş kullanıyorum şu anda. 2,5 numarayla da bu örgümü yapmıştım. Örgümü hemen şöyle kenara alayım. Örgümü anlatmaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olarak ve beğeni yaparak destek verirseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet hanımlar modelimizi örgümüzün düz tarafında kurmaya başlayacağız. Burası ters tarafı olduğu için ilk sıra ve ters örgü yaparak bir zemin oluşturmak istiyorum. Şöyle Burası örgümün ters tarafı. Ve hiç lastik yapmayacağım için bir sıra ters örgü yaparak zemin hazırlıyorum. Modelimi örgümün düz tarafında kurmaya başlayacağım hemen. Geri döndüğümde Şöyle bir görüntü olacak. Şu kısmı örgümüzün düz tarafı olacak. Şimdi burada modeli ayarlıyorum hemen. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 4 ilmek düz ördüm. 2 tane ilmeği ters örgü yapıyorum. Tekrar 4 tane ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane düz 2 tane ters 4 tane düz ve kenar ilmeğimi yine düz örüyorum örgümün ters tarafındayım kenar ilmeğini örmeden aldım burada 4 tane ilmeğimi ters örgü yapıyorum 2 tane ilmek düz örüyorum. 4 tane ilmeği ters örgü yapıyorum. Burası örgümün ters tarafı. 2 tane düz 4 tane ters. Ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Geri döndüğümde örgümün düz tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Burada yine yönüne göre 4 ilmek düz. 2 ilmek ters örgü. 4 ilmek düz örgü. 2 tane ilmeği ters örgü yapıyorum. 4 tane ilmeği düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de yine düz örerek bu sıramı da tamamlamış oldum. Geri döndüğümde örgümün ters tarafındayım. Burada 4 tane ilmeği yine ters örgü yapıyorum. 2 ilmek düz örgü. 4 ilmek ters örgü yapıyorum. 2 tane ilmeği düz örüyorum. 4 tane ilmeği ters örgü yapıyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Geri döndüğümde şöyle bir görüntümüz oluştu. Bakın şöyle. Yani örgümüzün düz tarafında iki sıra, arka tarafında iki sıra örgü yapmış olduk. Şimdi burada bağlamalarını yapacağım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpimi örgümün arka tarafına yani ters tarafına alarak dört tane düz örmüş olduğum ilmeğim var. 4. ilmeğin ve 5. ilmeğin iki aradan boşluktan şişimi geçirerek bir ilmek çıkartıyorum ve tutuyorum. Bir ilmek düz örüyorum sıradan. İki ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar iki tane sırada ters ilmeğim var. Bunları düz örgü yapıyorum. Tekrar bakın dört tane düz ilmeğim var. Sağ şişimle 4. ilmeğin ve 5. ilmeğin aradaki boşluktan şöyle şişimi geçirip bir ilmek çıkartıyorum ve tutuyorum. Sıradaki ilmekten bir tane düz örüyorum. Tekrar iki ilmek ters örgü. bir ilmek düz örgü yapıyorum. 2 tane ters ilmeğim var sırada. Bunları da yine düz örgü yapıyorum. Tekrar diğer bağlamayı yapmak için İpim yine örgümün ters tarafında sağ şişimle 4. ilmeğin ve 5. ilmeğin yani kenar ilmeğimin son ilmeğimin aradan şişimi geçirerek bir ilmek çıkartıyorum ve tutuyorum. Sıradan bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek örgümün düz tarafını tamamlıyorum. Ve şöyle bir görüntü oluştu. Geri döndüğümde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane ilmeği ters örgü yapıyorum. İki tane ilmek düz örgü yapıyorum. Burası örgümün ters tarafı. Bakın kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ters, iki tane ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeği, bakın iki tane ilmek var. Bir tanesi ön tarafta bağlama yapmış olduğumuz ilmek. Sağ şişimle örgümün düz tarafından ikinci ilmekten geçiş yaparak bu şekilde ters örgü yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte bu şekilde eksilttim. Tekrar 2 3 ve 4 tane tersle tamamlıyorum. Şu şekilde. Tekrar iki ilmek düz İki tane düzümü yaptıktan sonra sağ şişimle örgümün düz tarafından geçiş yaparak iki ilmeği, bakın burada şöyle iki tane ilmeğim var, örgümün düz tarafından ikinci ilmekten geçiş yaparak ikisini birlikte ters örgü yaparak eksiltiyorum ve bir ilmeği düşürüyorum. Bu şekilde de bağlamam yapılmış oldu. Tekrar ters örgüyle. 3 ilmeği ters örüyorum ve bakın 2'yi de eksiltmiştim yine toplam 4 ilmek ters örgüm oldu Tekrar 2 ilmek düz Burada yine sağ şişimle örgümün düz tarafından 2. ilmekten geçiş yaparak ikisini birlikte kesiyorum Kenar ilmeğimi düz örüyorum Geri döndüğümde bakın bu şekilde bağlamalarım yapılmış oldu Şöyle tekrar burada devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz örgü yapıyorum. İki ilmek ters örgü yapıyorum. Dört ilmek düz örüyorum. İki ilmek ters örgü yapıyorum. Dört ilmek düz. İki ilmek ters. Bir ilmek düz ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Örgümün ters tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek ters, iki ilmek düz, dört ilmek ters, iki ilmek düz, dört ilmek ters, iki ilmek düz. 1 ilmek ters Ve kenar ilmeğimi düz örüyorum Örgümün düz tarafındayım Kenar ilmeğini örmeden aldım 1 ilmek düz 2 ilmek ters 4 ilmek düz 2 ilmek ters 4 ilmek düz 2 ilmek ters 1 ilmek düz ve kenar ilmeğimi düz örüyorum geri döndüm ve örgümün ters tarafındayım kenar ilmeğini örmeden aldım 1 ilmek ters 2 ilmek düz 4 ilmek ters artık yönleri belirgin yönüne göre örüyorum burada yine 4 tane ters 2 tane düz bir tane ters ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Geri döndüğümde 4 sıra aynı işlemleri yaparak tamamlamış oldum ve şu anda tekrar bağlama yapacağım ve modelimin kaydırma işlemini de burada tamamlamış olacağız. Bakın şu şekilde. Tekrar kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz, 2 ilmek Ters örgü yapıyorum İpimi örgünün arka tarafına yani ters tarafına alarak 4 tane sırada düz ilmeğim var 4. ilmeğim ve 5. ilmeğin aradan Boşluktan sağ şişimle geçiş yapıp Buradan bir ilmek çıkartıyorum Ve tutuyorum Sıradan bir ilmek düz ördüm 2 ilmek Ters örüyorum Bir ilmek düz örüyorum Tekrar bakın sırada iki tane ters ilmeğim var Bunlara da yine ikisinde düz örüyorum. İpimi örgümün ters tarafına alarak 4 tane düz olan ilmeğimin dördüncünün ve 5.nün aradan sağ şişimle geçiş yaparak bir ilmek çıkartıyorum ve tutuyorum. Sıradan bir ilmek düz, 2 ilmek ters örgü yapıyorum. 1 tane düz 2 tane ters olan ilmeklerimi de düz örgü yaparak Son kenardaki düz ilmeğimi de yine örüyorum ve kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Ve bakın şöyle bir görüntü oluştu. Geri dönüyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 4 ilmek ters örgü yapıyorum. 2 ilmek düz. Sıradaki ilmeğin bakın 2 tane ve bir tanesi bağlama yapmış olduğum ilmeğim. Sağ şişimi örgümün düz tarafından geçiş yaparak ikisini birlikte alıyorum. Ters olarak kesiyorum. Tekrar ters örgüyle 3 ilmek daha örüyorum ve toplam 4 tane tersim oldu. 2 ilmek düz. Tekrar sağ şişimle örgümün düz tarafından geçiş yapıp 2 ilmeği birlikte ters olarak kesiyorum yine burada şöyle ters örgüyle devam edip kenar ilmeğimi düz örüyorum. Geri döndüğümde bakın şöyle bir görüntü oluştu. Ve modelimin hepsi bu kadar. Şu an tekrar devam ettiğimde ilk başta yapmış olduğum sırayı tekrar ettireceğim. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz, 2 ilmek ters, 4 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde devam ederek modelimi ilerleyeceğim ve devam ettikçe de şöyle bir görüntü alacak Evet hanımlar modelimi yapımı bu şekilde olacak hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum desteklerinizi bekliyorum Allah'a emanet olun hanımlar